Eğer bunun için geldiysek gerçekten not tutalım ve buraya çıkan liderleri de iyi bir şekilde dinleyelim. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Bugün evet eğitimler çok güzel geçiyor, çok güzel de dinliyorsunuz. Ama bir gün sonra, iki gün sonra bunları unutmaya başlarsınız. Yazılı olarak durursa her zaman hatırlarsınız. Haftada bir de tekrar yaparsanız bir süre sonra hiç unutmazsınız arkadaşlar. Çalışmıyor Serdar. Görünmüyor. Serdar. Onu geriye çekemez miyiz biraz? Ya da öne doğru. Tamam. İyi. Yok biraz. Tamam. Çok güzel. Hepimiz için geçerli bu söz arkadaşlar. Bundan sonra bize yeni bir insan lazım. Çünkü bugüne kadar bu kafayla belki ancak buraya kadar geldik. Ama bundan sonra kendimizi değiştirirsek arkadaşlar, evet başarılı olacağız. Kendi başarı taktiğimizi kendimiz üreteceğiz arkadaşlar. İnsanlarda başarılı olmak için fikirler alabilirsiniz, düşünceler alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Ama bunları nasıl kullanmanız gerektiğini de siz çalışarak, yani şu an ben sizi tanımıyorum ama siz kendinizi iyi tanıdığınız için, geçmiş başarılarınızdan dersler alarak bunu da onun gibi düşünerek, yani network marketing sektöründe nasıl başarılı olacağımızı geçmiş başarılarımızla kıyaslaştırdığımızda şöyle söyleyeyim. Mesela bir sınava çalıştık. İyi not aldığımızda o zaman neler yaptık ki başarılı olduk? Ya da bir başka bir iş sektöründe neler yaptık ki rakiplerimize fark attık? Bunlardan dersler çıkararak burada da öğrendiklerimizi aynı şekilde. Çünkü bu sana özgü bir şey olacak. Yani buraya çıkan birisi birisinin kopyası olmayacak. Tamamıyla kendi tarzını konuşturacak burada. Ve kendi tarzını konuşturan insanlar daha çok takip ediliyor. Yani birilerinin takipçisi olmaktansa, onlar gibi konuşup hareket etmektense kendi tarzımızı buraya koymak, kendi düşünce sistemimizi buraya koymak, kendi çalışma prensibimizi buraya koymak bizi daha çok insanın takip etmesini sağlayacak. O alanda başardım, bu alanda da başarabilirim diyerek özgüven transferi yapmamız lazım arkadaşlar. Bu her zaman sizi biraz daha başarılı olmaya itecektir. Zorlanacaksınız belki, canınız acıyacak belki, belki laflar işiteceksiniz, ağlayacağınız zamanlar olacak belki ama başarılı insanlar böyle yetişiyor arkadaşlar. Küçükken unutmayın, yürümeye başlamaya çalıştığımızda çoğu zaman düşmüşüzdür, dizlerimiz kanamıştır ama pes etmediğimiz için daha sonrasından yürümeye başladık. Sınavlara çalışmışızdır, bazen kitabı fırlatmışızdır, ne bileyim moralimiz bozulmuştur, o an aileyle bir problem yaşamışızdır. Ama tekrardan dönüp o kitabın kapağını açtıktan sonra, tekrar çalışmaya başladıktan sonra biz o sınavı geçtik. Yani hayat hep mücadeleyle iyi hale geliyor. Eğer mücadele etmeyi bırakırsanız arkadaşlar başarılı olamazsınız. Çünkü başarılı insanlar arkadaşlar dizleri kanayan çocuklardan çıkıyor. Buna emin olun. Biz de başarılı olmak istiyorsak dizlerimizin kanamasına bakmayacağız arkadaşlar. Başarılı olmak mı zor yoksa başarısız olmak mı daha zor? Sizce hangisi arkadaşlar? Başarılı olmak. Başarılı olmak diyorlar. Başarısız olmak. Hangisi daha zor? Evet, başarısız olmak daha zor arkadaşlar. Buna emin olun. Çünkü başarılı olmak için evet acı çekiyoruz, koşturuyoruz, zorluk yaşıyoruz ama sonucunda buna değeceğini biliyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Ama başarısız olmak psikolojik açıdan bizi daha fazla yoruyor arkadaşlar. Neden? Hem başarısız olduğumuz için zorluk çekiyoruz, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz, ağlıyoruz, çevremiz bizi takmıyor. Başarısız olduktan sonra da sürekli o acıya katlanıyoruz. O yüzden başarısız olmak daha zor. Yani aslında başarısız insanlar bizden daha çok çalışıyorlar. Çünkü tam başarılı olacağında saçma sapan bir manevra yaparak başarısız oluyor arkadaşlar. O yüzden başarılı olmak daha kolay. Buna emin olun. Çünkü sonunda buna değeceğini biliyorsunuz. Bir ömür başarısız olan insanların mutsuz olduğunu, yorgun olduğunu, her şeyden nefret ettiğini biliyorsunuz. Bu
20 yaşında başlar, 50'sine 60'ına kadar gider. Ve bu insanların ağzından hep şunu duyarsınız. Keşke şöyle yapsaydık, keşke böyle yapsaydık zamanında. Hep pişmanlıklar var. Bu da bir ömür sürüyor değil mi? Ama başarılı insanlardan ne dinliyoruz? İşte zamanında 3 yıl, 5 yıl çalıştım, zorluklara göğüs gerdim, ağladığım zamanlar oldu, battığım zamanlar oldu, işte bazı şeylerimi kaybettim ama pes etmedim, bugün en iyi noktadayım. Bugün insanlar beni takip ediyor. Bütün emeklerimin, zorluklarımı, çektiğim zorlukların karşılığını aldım diyor ve o günden sonra da mutlu bir hayat geçiriyor. Biz hangisi olacağız, hangisini istiyoruz? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçelim hayalleri gerçekleştirme oyununa. Çoğu insan, başarılı insanların hayatlarını okursanız, hayal ve hedefleri vardır. Ne için çalıştıklarını, ne için koşturduklarını bilir. Biz arada bir arkadaşla konuşuyorduk. Bir su alabilir miyim buraya? İşte ailesi problem yaratıyormuş falan. İşte az para kazanıyorsun. Niye hızlı bir şekilde kazanmıyorsun? Yani 3 ayda 5 ayda niye milyoner olmuyorsun? 1 yılda 2 yılda niye işte ev, araba, şunları bunları almıyorsun? Artık yeter, bırak bu işi söylüyor. Ve bu arkadaş da 10 bin dolara yakın para kazanmış bu işten. Dedim ki sence onlar mı haklı? Yani gerçekten bu dediklerini şey yapıyor musun, yani inanıyor musun bunlara? Abi işte ailemi kıramam, şöyle böyle. Peki dedim, ailenin sana çizdiği hayat ne? İşte berber olacağım. En azından aylık paramız geliyor. En azından onların yanında olacağım. Böyle böyle. Dedim ki onların söylediklerinin doğru olmadığını biliyorsun aslında. Aslında burası daha doğru. Ama seni ona inandıran, yani gerçekten, çünkü bana biri bunu söylediğinde ben direkt res çekerim. Çünkü niye benim hayallerim var? Senin hayallerin olmadığı için sen yavaş yavaş bunlara inanmaya başlıyorsun. Bir amacın yok hayatta. Çünkü hayali olmayanın bir ölüden farkı yok. Döneceğin hayat belli. Ama hayal gerçekleştirme oyunu oynarsak eğer beynimizde, emin olun bu bizi biraz daha, biraz daha, biraz daha hayallerimiz için savaşmaya itecek. Mesela korku filmlerinden hemen hemen hepimiz korkarız. Doğru mu? Burada korkmayan var mı korku filmlerinden? Yalan söylemeyin şimdi. Ya ben korkuyorum. Belki yani hangisini izlersen o hani bazı sahneler geliyor. Bir anda irkiliyoruz. Bunun gerçek olmadığını biliyoruz. Ama ne oluyor? Beyin sürekli onu gördüğü için, ona odaklandığı için irkiliyor. Doğru mu? Peki beynimizin böyle bir özelliği varsa, yani sürekli gözünde canlandırdığı bir şeye bir süre sonra inanıyor ve vücudunu bile ona göre hareket ettiriyorsa, neden biz bundan doğru yararlanmayalım? Madem korku filmlerinden korkuyoruz, neden hayallerimiz için bunu yapmıyoruz? Araba mı alacağız? Sahneye mi çıkacağız? Binlerce kişi karşısından alkışlanacak mıyız? Ailemiz, annemiz, babamız bizi en önde izleyip gururlanacak mı? Neden biz bu oyunu oynamıyoruz? Akşam yatmadan önce sahneye çıktığını düşün. Binlerce insan seni alkışlıyor. Neden bu oyunu oynamıyoruz? Ve emin olun arkadaşlar, bu haz, bu hayalin yarattığı haz, başarmak için gereken ve hırs isteğin kaynağı olacaktır. 1973'lerde bir tane kadın, 3 çocuğu var, eşinden ayrılıyor. Üstüne işte krediler, şunlar bunlar, borçlar borçlar kalıyor. Ve kadın moralmen çöküyor, yani hayatı kayıyor. Bir dünya borç, kocası kaçmış gitmiş. İşte çocuklarıyla baş başa, hayallerini yitirmiş. Bir gün bir seminere katılıyor arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Diyor ki orada bir kişisel gelişim uzmanı bu formülü verdiğinde benim kafamda bazı şeyler uyandı. Bu da arkadaşlar hayal gücü çarpı canlandırma eşittir gerçek. Bunu öğrendim diyor ve hemen eve gittim. Eski dergilerin hepsini çıkardım. İşte hangi arabayı istiyorum, bu arabayı. Nasıl bir adam istiyorum, yakışıklı. İşte mücevherler istiyorum. Ne bileyim, Filipinler'de bir ev istiyorum. Şu an bir şirkette çalışıyorum. O şirkette hiç bayan müdür yok. Oranın müdür olacağım diye hepsini tek tek hayal panoma astım. Ve sürekli her gün bunlara baktım. Ve 8 ay sonra diyor... İşte yolda arabayla giderken diyor, yanımdan beyaz kırmızı bir Cadillac geçti diyor.
Ben de baka kaldım, araba çok güzeldi diyor. Yani bunu yapmayın da, hikayede böyle geçiyor. Ben de baktım arabaya, adam bana baktı, gülümsedim diyor. Çünkü ben hep gülümserdim. Başımıza aldık belayı. Adam takip etmeye başlamış bunu. 20-25 kilometre boyunca takip ediyor. Sonra kadın çekiyor sağa, o da çekiyor falan. Ondan sonra diyor, onunla evlendim diyor. Ve adam mücevherleri, yani mücevher toplayan bir adammış.